Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkman Ünlü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şia, Sudani üst düzey askeri ve hizmetsel bir heyetin başında bulunarak Diyale iline yetişti. Alata Baylı Hüseyiniye Genel Sekreterliği ziyaret törenlerinin yapılması için kurulan güvenlik organizasyon ve hizmet planlarının başarılı olduğunu açıkladı. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, kadınları için adaleti teşvik etme ve eşitlilik, çalışma ve hayatın diğer alanlarındaki tüm haklarını garanti altına alma gereğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı Ninova'da önde gelen 4 teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Batı Şeria'da tekrarlanan İsrail işgal saldırılarının başlaması, Cenin kentine yapılan saldırıların sonucu 6 şehit ve 26 yaralıya yükseldi. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinin doğu kısmının kontrol altına aldıklarını duyurdu. Başbakan Muhammed Şia Sudani üst düzey askeri ve hizmetsel bir heyetin başında bulunarak Diyale iline yetişti. Diyale iline giden başbakanı Sudani Diyale valisi ve hizmet daire müdürleri ayrıca asker üst düzey komutanlarla bir araya geldi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia Sudani Diyale ilindeki güvenlik üst düzey komutanlar toplantısına başkanlık etti. Sudani ilin bazı bölgelerinde tekrarlanan güvenlik ihlalleri ve bunları çözme mekanizmalarının ele alındığı toplantıda Başkomutan Diyale'ye askeri ve güvenlik takviyesi gönderilmesi talimatını verdi. Sevgili seyirciler, bu ziyaret hakkında detayları bizlere aktarmak üzere yayınımıza canlı olarak bağlanan Diyare muhabiri Haydar Türk söze öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyoruz. Ve bütün sevgili izleyicilere İrakiye Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Efendim bir gün Başbakan Sayın Muhammed Şia Sudani Diyale iline ziyaret etti. Sayın Mütenettimimiz ziyaretini kabul etti. Sayın Mühendis Muhammed Şia Sudani Emniyet Güçlerden Emniyet Bakanı'dan beraber ve Emniyet Güçleri Bakanı'ndan beraber Diyale ilinde olsun ve Bağdat ilinden olsun geldiler bir toplantı yaptılar. Irak ordusunun karargahında Diyale'de. Diyale'nin emniyet durumunu konuştular. Bir sürü şeyler aldılar. Detaylar efendim emniyet güçlerine Diyale'de iki hafta verdi. Hatta emniyet güçleri tamam düzenleme için ve başka detayları emir verdi Diyale ilinde düzenleme için. Aynı zamanda Diyale valisinden bir toplantıda konuştular. Diyale valilik binasında. Ondan sonra bazı aşairlerden toplantı yaptı Sayın Başbakan. Toplantının sebebi ve Başbakan'ın Diyale'ye gelmek sebebi en önceden o da çünkü Diyale'de geçen günlerde bazı saldırılar yaşandı, bazı olaylar yaşandı. Bu konudan dolayı bir gün Başbakan Diyale'ye hemen geldi. Bu saldırılar geçen iki gün önce Timim aşiretine saldırı oldu. Maalesef 3 tane can kaybetti, 5 tane yaralı düştü. Ondan önce geçen hafta bir doktor öldürüldü, Ahmet Talal Metve'yi.
Bazı saldırılar olur ara sıra. Bu saldırılar, bu olaylar yaşanmamağı için, tekrar olmamağı için işte bugün Başbakan Sayın Muhammed Şia Sudani Diyale'ye geldi. İşte bazı talimatları verdi. Çünkü talimatları kime verdi? Emniyet güçlerine. Yani verdözlerine bu olaydan dolayı duygulamağı için, kanunu duygulamağı için herkes bir vatandaşa bir ziyan gelmemeği için bu talimatları verdi efendim, söz sizde. Türkman Televizyonu Diyala muhabiri Haydar Türksoy'a teşekkür ederiz. Alatabu Ali Hüseyiniye Genel Sekreterliği ziyaret törenlerinin yapılması için kurulan güvenlik organizasyon ve hizmet planlarının başarılı olduğunu açıkladı. Alatabu Ali Hüseyiniye Genel Sekreteri Hasan El-Abbayici yaptığı bir açıklamada ilgili devlet kurumlarının hizmet, sağlık ve organizasyon planlarının büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti. Başbakan Muhammed Şia Sudani Kerbela iline gerçekleştirilen sağ ziyaretinde Şaban ziyareti için güvenlik planına ve üst düzey organizasyon değinerek övgüde bulundu. Kerbela'dan Şaban'ın ziyareti merasimlerini gerçekleştiren ziyaretçilere hizmet vermek üzere hazırlanan güvenlik ve hizmet planları hakkında Başbakan'a bu konu hakkında bilgi verildi. Başbakan Muhammed Şia Sudani Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Başbakan ikili ilişkileri ve işbirliğin sürdürülmesinin ve güvenlik yönünden bilgi alışverişinin önemini vurgulayarak İran her türlü ortaklık ve yatırım fırsatlarına açık olduğunu ifade ederek Alman şirketlerinin ülkenin altyapısının inşasına katkısını memnuniyetle karşıladı. Toplantının oturum aralarında Başbakan İşbirliği Mutabakatı'nın yer aldığı birinci grup proje sözleşmelerinin temsil eden Alman enerji şirketi Siemens ile sözleşmelerin imza törenine sponsor oldu. Başbakanın basın bürosu sözleşmelerin elektrik, enerji üretmek için Kerkük, El Raşid ve El Sadr benzin istasyonları için rehabilitasyon çalışmaları ve kapsamlı hizmet içerdiğini doğruladı. Sevgili seyirciler, aynı kapsamda Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve başta yatırım ve enerji olmak üzere her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Dışişleri Bakanı düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya'nın Irak'ın teröre karşı savaşında desteklediğini belirterek Alman şirketlerinin Irak ekonomisinin inşasında önemli rol oynadığına işaret etti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ülkesinin Irak'ı özellikle enerji alanında destekleme taahhüdünün var olduğunu yineledi. Alman Dışişleri Bakanı Baerbock yapmış olduğu açıklamasında Alman şirketlerinin bu önemli sektöre yaptırımlarını sürdürdüğünün vurgusunu yaptı. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, kadınlar için adalet teşvik etme ve eşitlilik, çalışma ve hayatın diğer alanlarındaki tüm haklarını garanti altına alma gereğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reşit kendi Twitter hesabından attığı bir tweette, çeşitli zorluklara ve sıkıntılara göğüs geren ve aile varlığını korumaya başaran fedakar Iraklı kadına saygı duyduğunu belirtti. Başbakan Muhammed Şia Sudani'de kendi adına hükümetin kadınları güçlendirme ve tüm alanlarda rollerini tam olarak almalarına yardımcı olmaları için çalışmalara başladığını ifade etti. Başbakan kendi Twitter hesabından attığı bir tweette hayatın ve sevinçlerinin neden olan fedakar Iraklı kadını tebrik ederek dün Bakanlar Kurulu'nun Iraklı kadınların toplumdaki rollerini üstlenmeleri için ulusal stratejiyi onayladığını kaydetti. Şehitler Vakfı Kadınlar Günü münasebetiyle görevden alınan rejim ve terör operasyonlarının kurbanı olan şehit kadınları anmak için bir kutlama düzenledi. Katılımcılar kadınların fedakarlıklarını ve toplumdaki yapıcı rollerini kutladılar.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl dünyanın her yerinde bugüne özel bir şekilde kutlanmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl dünyanın yerinde bugüne özel bir şekilde kutlanmaktadır. Bilindiği gibi kadın annedir, kardeştir, eştir ancak yaşadığımız toplumun içerisinde günümüze kadar tam anlamıyla hakkını alamamıştır. Bugün dost hürmatı da kadın günlerinin günüdür. Bugün yığışmışıq bu münasebetten tarafa ve Şabaniyan da aynı qatdıq özüydən bu emmen imamların salam olsun. Ve bugün kimin yani mən arvadlara çok tebrik ederim bu güzel günü bura huzur etmişiq ve hamdolsun taxarruc gündə var bugün aynı bugünə qoydular özün. Ve çok haz ederim yani bütün kadınlar ulaşsınlar bir istedikleri yere. Hem de olsa indiye kimin iyi geliri çok iyi ulaşıblar. Ve haz ederim yani bu günlerden sonra daha bir üstüne çıksın, daha bir yani ad versin Duzda Arvad ki Arvad'ın devri çok yani büyüktü bir müştemada. Bugün gelmişiz buraya millet bahçesinde yığıştık. Bugün İdil Mar'a'da Hazreti Arvadlar hapsını yığıştırağın bir yerde görağın. Bacılarımızı, yoldaşlarımızı yönlendirdik biz yani. Arvad bəs olmayıb ev üçün, arvad bəs iş üçün deyil. Yəni indi gedirik məsələn dairələrə, dəvərlərə gedirik, hapı yerlərdə arvadları görürük, həz edirik daha fazla olsun arvadlar. Bəs yəni evdə oturmasın, çıxsınlar yazıya məsələn işlərin, yəni hər vaxt arvad, özü hər vaxt arvad nisbül müştəmaqdır. Təbrik edərik arvadları bir münasəbət əl-əydil mərə. Biz bilirik, yəni müştəmaqın yarısı arvaddır. Yəni dəvərlərdə, hapı yerlərdə görürük özlərin muvazafadlar. Yani bir haz ederek bir daha büyük yerlere yerişsinler. Bilindiği üzere ilk kez 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilan edildi. Bugün dünya çapında kadınlara özel bir gün kutlanmaktadır. Bunun ana amacı kadınların toplumsal haklarını korumak olduğu vurgulanmaktadır. Bugün kadın bayramdı. Bir güzel toplantı oldu burada. Türkmen kadınları, Kamil Duz Hürmatı kadınları tebrik ederiz her kişiye, her güzel kadınlara ki temsil edirler bu büyük bir müştemağın koyduğun yardım fazlası. طبعا من تبريك ادرام حب اروادلار بمناسبه عيد المراه طبعا اروادن مكاناسي çok büyük müştemamızda بالاخص في الوقت الحاضر يعني مراه حب şeylerde müşareke edir yani hara geçse her mecalda المراه müşareke var özünde yani gidese bir mecal التربوي دوري çoktu yani كتعليمde دائرelerde المجال الرياضي يعني عينا müşareke edilek مثلا مدربات كمعلمات رياضة حبوا مجتمعات يعني هرقيت سي اندي مرانين دوري çok büyükdi تمني ederim özleri için yani daha müşareke etsinler arvadlar. Planlama Bakanlığı Bağdat-Kerkük Arayolu'nun 9 kilometreyi aşkının bir kısmının uluslararası standartlara göre 170'e yakın kısmının tamamlandığını duyurdu. Bakanlık projeyi sahada takip ettiğini vurgulayarak projenin tamamlanma tarihinin önümüzdeki Eylül ayı olacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı İNOVA'da önde gelen 4 teröristi etkisiz hale getirmeye başardı. Güvenlik basın hücresi yapmış olduğu bir açıklamada teröristlerin sözde Diyale ve Anbar vilayetlerinde DAEŞ terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiğini bildirdi. Asker İstihbarat Müdürlüğü müfrezeleri ayrıca Bağdat, Anbar, Kerkük ve Selahaddin'de 4 tehlikeli teröristi tutukladı. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada operasyonun doğru istihbarat bilgilerine dayanarak ve El Garma, El Şirgat, Dakuk ve El Yusufiye bölgelerinde sağlam pusuların kurulması ve aralanların bulunmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan F-16 savaş uçakları Saladin Operasyonlar Bölgesi Tusurmatu ilçesinde DAEŞ terör örgütü teröristlerinin saklandığı noktaları 3 hava saldırısı düzenledi. Terörle Mücadele Teşkilatı'nın denetimlerinde 3 teröristin öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve başsavcının doğrudan denetimi esas alınarak gerçekleştirildi.
Kerkük Valisi Rakan Sayit Ecuburi Milli Eğitim Bakanı Vekili Adil Elbasisi ile ilin okul inşa etme ve eğitim sektörünün destekleme planlarını görüştü. Kerkük Valisi Rakan Sayit Ecuburi Milli Eğitim Bakanı'nın vekili Adil Elbasisi ile valiliğin okul inşa etme ve eğitim sektörünü destekleme planlarını görüştü. Görüşmede Milli Eğitim Bakanı Vekili, Kerkük'ün okul yapımıyla öne çıktığını teyit ederek, Kerkük yönetimine desteğini ve seçkin okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi. Vali Cuburi, Kerkük yönetiminin önceliğinin eğitim sektörünü desteklemek olduğunu vurgulayarak, Kerkük'te okul inşa ederek ve okulların rehabilitasyonunun bakımını destekleyerek Kerkük projelerin tamamlanmasında Irak'ın ilk şehirleri arasında geldi. Son olarak vekil, Kerkük'teki seçkin okulların ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Arap ve uluslararası haberlerde ve Batı Şeria'da tekrar edilen İsrail işgal saldırılarının başlaması, Jenin kentine yapılan saldırıların sonucu 6 şehit ve 26 yaralıya yükseldi. İşgal güçleri ve bir evi füzeyle hedef alarak onlarca keskin nişancı, helikopter ve insansız hava araçlarının da katılımıyla ticari ve konut binalarının çatılarına konuşlandırıldı. Doğu Avrupa'daki savaşta yaşanan gelişmelerde ise Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinin doğu kesimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Wagner askeri grubu komutanı doğusundaki tüm bölgelerin artık tamamen kendi güçlerinin kontrolünde geçtiğini söyledi. Şimdi haber başlıklarına tekrardan bir göz atalım. Başbakan Muhammed Şah, Sudan üst düzey askeri ve hizmetsel bir heyetin başında bulunarak diğer iline yetişti. Elat Abali Hüseyiniye Genel Sekreterliği ziyaret törenlerinin yapılması için kurulan güvenlik organizasyon ve hizmet planlarının başarılı olduğunu açıkladı. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşit kadınları için adalet teşvik etme ve eşitlik çalışma ve hayatın diğer alanlarındaki tüm haklarını garanti altına almak gereğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı'nın inovada önde gelen 4 teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Batı Şeria'da tekrarlanan İsrail işgal saldırılarının başlaması, Jenin kentinde yapılan saldırıların sonucu 6 şehit ve 26 yaralıya yükseldi. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinin doğu kesiminin kontrol altına aldıklarını duyurdu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldi. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.